Allah'ın ipine sarılmak. Sual: Allah'ın ipine sarılan kurtulur. Allah'ın ipi de Kur'an olduğuna göre hadislere, fıkıh bilgisine ve mezheplere ihtiyaç yoktur. Mezhepler bid'attir deniyor. Mezhepsiz mi olmak gerekiyor? Cevap: Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanıp ayrılmayın." Ali İmran suresi 103. ayeti. Abdurgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki: Bu ayet-i kerime itikatta parçalanmamayı bildiriyor. İtikatta inanılacak bilgilerde parçalanmayın, nefsinize ve bozuk düşüncenize uyarak doğru imandan ayrılmayın demektir. İtikatta ayrılmak, parçalanmak elbette asla caiz değildir. Hadis-i şerifte cemaatle birlikte olun. Allah'ın rızası, rahmeti, yardımı cemaatte birliktedir. Cemaatten ayrılan cehenneme düşer buyuruldu. Eshab-ı kiram günlük işleri açıklayan bilgilerde birbirlerinden ayrılmışlardı. Fakat itikat bilgilerinde hiç ayrılıkları yoktu. Ümmetimin ayrılığı rahmettir mealindeki hadis-i şerif, farklı iştihadın ve farklı fıkhi mezheplerin caiz olduğunu göstermektedir. Hadika Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri de buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Allah'ın ipinden maksat cemaattir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Fıkıh alimlerinden bir karış ayrılan sapıdır. sivad Azam, fıkıh alimlerinin yoludur. Fıkıh alimlerinin yolu da Resulullah'ın ve Hulefai Raşidi'nin yoludur. Bu yoldan ayrılanlar cehenneme gider. Fırkayı Naciye, Bugün dört mezhepte toplanmıştır. Bu dört mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli'dir. Bu zamanda bu dört hak mezhepten birine uymayan, bid'at sahibi olup cehenneme gider. Dürrül Muhtar Haşiyesi